Diferansiyel denklemleri öğrenmemizin sebebi gerçek fiziksel sistemleri modellemek istememiz. Şu ana kadar öğrendiklerimizi çözümlerde kullanabilmek adına öğrendik ve diferansiyel denklemlerle modelleyebileceğimiz ve tanımlayabileceğimiz bir sürü sistem var. Gerçek dünyada her şeyin buradaki gibi güzel ve sürekli fonksiyonlarla tanımlı olmadığını da bildiğimize göre bundan sonraki birkaç videoda klasik kalkülüs hatta kalkülüs öncesi derslerde bile karşımıza çıkmayacak süreksiz fonksiyonlar üzerinden gideceğiz. Bunlardan ilki birim adım fonksiyonudur. Bu fonksiyonu küçük u harfi alt indis c olarak gösteriyoruz ve tanımı da şu şekilde yazayım. t alt indise yazdığımız değişkenden yani buradaki gibi c'den küçük olduğunda fonksiyon sıfıra eşit olur ve t c'den büyük ya da eşit olduğunda da 1'e eşittir. Zaten birim adım fonksiyon olarak tanımlanmasının sebebi de budur. Grafiğini de çizmemi isterseniz zaten çok da zor bir grafik değil. X eksenini buraya biraz daha kalın bir çizgi olursa daha iyi olacak ve bu da y ekseni olsun. Bu arada Laplace dönüşümü dediğimizde bizim için t'nin sıfırdan büyük değerlerinin önemli olduğunu da söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız bundan önceki videolarda Laplace dönüşümünü bulmak için sıfırla sonsuz arasındaki integrali aldığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yüzden de x ekseninin sadece pozitif tarafını çiziyorum. Bu şekilde düşünürsek fonksiyon sıfırdan c değerine kadar sıfıra eşit olacak. c noktasında ise bir at yapacak. x eşittir c noktasını da buraya işaretliyim. Fonksiyon x'in c'ye eşit ya da büyük değerleri içinde 1'e eşit olacak ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Az önce diferansiyel denklemlerin gerçek durumları modellemek için kullanıldığından bahsetmiştim. Bu fonksiyonu gördükten sonra böyle bir fonksiyonun nasıl faydalı olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Gerçek hayatta zaman zaman bir şeyi bu noktadan bu noktaya taşıyan bir fonksiyona ihtiyacımız olabilir. Bu noktada tabii ki de hiçbir şeyin böylesine bir hareketi yapamayacağını biliyoruz ama elektriksel ya da mekanik bir sistemde buna benzeyen bir hareketle karşılaşabiliriz. Evet bu şekilde bir şey söz konusu olabilir ve bu fonksiyonda gerçek hayatta bu şekilde hareket eden bir şey için çok iyi bir analitik yaklaşım verebilir. Diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri durumları modellememize yardımcı olur. Bunların olanı biteni kusursuz bir şekilde tanımlayacaklarını da göreceğiz ama olan biteni anlamamıza yardımcı olacağını da bilmelisiniz. Zaman zaman kusursuz bir tanım da elde edebiliriz ama şimdilik bu muhabbeti bırakalım. Bunları silelim ve asıl konumuza geri dönelim. İlk sorum, bunun istediğim şeyi tanımlamadığı durumda, yani bundan daha havalı birim ya da adım fonksiyonları tanımlamak istediğimde ne yapabileceğim? Örneğin, buna benzeyen bir şey kurmak istediğimi düşünelim. Bu y, bu da, bu da x ekseni olsun. Evet, istediğim fonksiyonun, farklı bir renkle çizeyim, mesela pi'ye gelene kadar 2'ye, pi'den sonsuza kadar da 0'a eşit olan bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Buradaki birim adım fonksiyonu ile bunu nasıl elde edebilirim dersiniz. Birim adım fonksiyonu başlangıçta sıfırdı, bunu yani birim adım fonksiyonunu 2 eksi birim adım fonksiyonu olarak pi'den başlatırsam ne olur? Evet, fonksiyonu bu şekilde tanımlarsam sizce bu işe yarar mı? Bu tanıma göre birim adım fonksiyonu pi'ye geçince 1'e eşit olur ama biz 0'a eşit olmasını istiyoruz değil mi? O halde 2 eksi 2 yazabilirim ve artık bu şekilde işe yaraması lazım. Pi'den küçük değerler içinde yani t pi'den küçük olduğunda bu sıfıra eşit olur öyle değil mi? Ve bu da fonksiyonun 2'ye eşit olmasını sağlar. İşte böyle t eşittir pi'ye geldiğimizde ki bu arada bu örnekteki pi yukarıdaki c değişkenine eşit. Evet bu noktaya geldiğimizde birim adım fonksiyonu 1'e eşit oluyor. 2 ile çarpınca da 2 eksi 2'den 0 elde ediyoruz. Buraya kadar harika ama bunun bir noktada yeniden artmasını istersek işte o zaman ne olacak? Bunun gibi, bunun gibi bir saniye önce şurayı eksenle aynı renge boyayayım. Diyelim ki fonksiyon fonksiyonun bir noktada yeniden atlamasını istiyoruz. Evet, aynen böyle. Buradaki değer de mesela 2 pi olsun. Fonksiyonun 2 pi'den yeniden atlama yapmasını istediğimizi düşünüyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz? Atlama yapacağı değer herhangi bir değer olabilir ama şimdilik bunun da 2 olduğunu ele alalım buraya bu noktaya kadar sıfıra eşit olan 2 pi'de atlama yapan başka bir birim adım fonksiyonu ekleyebiliriz öyle değil mi? Bu durumda c 2 pi'ye eşit olur. Birim adım fonksiyonumuz bu ve değerinin 2'ye eşit olmasını istiyoruz. Bu kendi kendine 1'e atlıyordu. 2 ile çarparsak da 2'ye atlar. İşte böyle. Şimdi de bu fonksiyonu elde ettik. Gördüğünüz gibi birim adım fonksiyonunun farklı doğrusal kombinasyonları ile bu şekilde farklı seviyelere inen ve çıkan fonksiyonlar elde edebiliyoruz. Şimdi bundan biraz daha havalı bir şey yapmak istediğimizi düşünelim. Elimizde buna benzeyen bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Hemen çiziyorum daha düzgün olursa daha iyi olacak. T fonksiyonu buraya da x'i yazayım Bir saniye neden x yazıyorum ki bunun T ekseni yani zaman tanım kümesi olması gerekiyor öyle değil mi? Bu durumda bu eksende ft ekseni olur. Evet hemen rastgele bir FT çizelim. E, fonksiyonun bu şekilde değişik bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bunun ft olduğunu da not ediyorum. Şimdi elimizdeki fiziksel modelinde bunu değil de farklı bir şey yaptığını varsayalım. Elimizdeki model bir değere kadar sıfıra eşit, buradaki c değerine kadar sıfıra eşit olsun ve c'den sonra da f t'ye eşit olsun. Şöyle çiziyorum, t eşittir c'de, buradaki f t fonksiyonu devreye girecek. Buradaki c'ye kadar sıfır, c'den sonra da f t'ye eşit olan bir model. Bunun f t'nin ötelenmiş bir versiyonu olduğunda söyleyebiliriz değil mi? Evet, ft'yi c kadar ötelersek bunu elde ederiz. Peki, şimdi bana yeşil fonksiyonun ötelenmiş bir hali olan ama c'den önce sıfıra eşit olan bu fonksiyonu nasıl tanımlayabileceğimizi söyleyebilir misiniz? Yeşil fonksiyon devam da edebilirdi. Örneğin bu şekilde de olabilirdi. Ama biz bu fonksiyonu bu noktadan bu noktaya öteledik ve c'den öncesini de sıfıra eşitledik. Şimdi bunu nasıl elde edebiliriz? C12 ya da kalkülüs öncesi derslerinizde öğrendiğiniz gibi, bir fonksiyonu c birim sağa ötelemek için, T yerine t eksi c yazarız, öyle değil mi? O halde bu, Ft eksi c fonksiyonudur. Yazıyorum. Ft eksi c. Bunun doğru olduğundan emin olmak için ben genellikle t'nin c'ye eşit olması durumunda ne olacağına bakarım. t c'ye eşit olduğunda burası c eksi c'den sıfıra eşit olur. t c'ye eşit olduğunda fonksiyonun değeri yeşil fonksiyonun sıfırda aldığı değere eşit olmalı. Mantıklı değil mi? c'den biraz daha öteye gidersek mesela c artı 1 diyelim. t'de c yerine c artı 1 koyarsak buradan yani c artı 1 eksi c'den 1 elde ederiz ve gördüğünüz gibi f1' de gerçekten buna eşit. Son derece mantıklı. Buradan bir birim ilerlediğimizde, bu değerin aynısını elde ettiğimize göre öteleme işe yaramış olmalı. Bu noktada fonksiyonu ötelemek demenin yani fonksiyonun bu kısmının da bu şekilde ötelenmesi anlamına geldiğini hatırlatmak istiyorum. Şuraya da çizeyim evet fonksiyonu bu şekilde devam ettirebiliriz ama biz fonksiyonun c'den önce sıfıra eşit olmasını istiyorduk öyle değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de videonun başından beri bahsettiğimiz birim adım fonksiyonunu kullanacağız. Birim adım fonksiyonunu bununla çarparsam ne olur dersiniz? Hemen yazıyorum. Yeni fonksiyon c'ye kadar birim adım fonksiyon t'nin f t eksi c ile çarpımı olursa ne olur? Bakın, c'ye gelene kadar yani t'nin c'den küçük değerlerinde birim adım fonksiyonu sıfıra eşit. Ve bu sıfıra eşit olacağı için bu ne olursa olsun sıfırla çarpımı sıfıra eşit olacağından fonksiyonda da sıfıra eşit olur. c'ye geldiğimizde ise birim adım fonksiyonu 1'e eşit olacağından bu noktadan sonra bu fonksiyonu elde etmiş olacağız. Bu da fonksiyonun istediğimiz gibi davranması anlamına gelir ve ötelemede başarılı olmuş olur. Yeşil fonksiyonu öteleyen şey de buraya t yerine t eksi c yazmamız. Bu şekilde istediğimiz fonksiyonu işimize yarayacak şekilde kurabiliriz. Bundan sonra bir de bunun Laplace dönüşümüne bakacağız ve bunu görünce bu fonksiyonun aslında ne kadar işe yarar bir fonksiyon olduğunu daha açık bir şekilde anlayacağız. Şu ana kadar birim adım fonksiyonunun ne olduğunu ve bu şekilde kurulduğunda fonksiyonun bir noktadan önce sıfır değerini almasını ve ötelenmesini sağladığını da gördük. Bunun yararlı bir fonksiyon olduğunu söyledikten sonra Laplace dönüşümünün de Laplace dönüşümü tablosuna eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E hadi o zaman. C değerine kadar olan birim adım fonksiyonunun Laplace dönüşümünü alalım. Bu videoda genel ifadeler kullanacağım ve bundan sonra da uygulamasını görebileceğiniz örnekler üzerinden gideceğiz ama isterseniz önce Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bir bulalım. Herhangi bir şeyin Laplace dönüşümü tanımına dayanarak sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı çarpı fonksiyon dt'nin belirli integraline eşitti. Kullanacağımız fonksiyon birim adım fonksiyonu yani u alt indis ct çarpı fc eksi t. dt'yi de yazayım. Bunlar çok genel ifadeler ve bu da çok zor bir integral olarak görünüyor ama belki de yerine koyma metodunu kullanarak daha basit bir şekle getirebiliriz. Çalışması kolay olacak bir değişken seçeyim. Şu ana kadar x'i kullanmadığımıza göre evet x'i kullanabiliriz. Sizce de x'le çalışmak diğerlerine göre çok daha eğlenceli değil mi? Matematik derslerimizin çoğunda latin alfabesinden bazı harfleri seçerler ama ben bunun zaten zor olan ifadeleri daha da zorlaştırdığını düşünüyorum. O çok çılgın latin harfleri yerine x'i kullanmak çok daha kolay. x'in t eksi c'ye eşit olduğunu düşünelim. İki tarafa c eklersek t x artı c'ye eşit olur. Bunun bir de türevini alalım. Ya da diferansiyelini diyeyim. x'in t'ye göre türevi c sabit olduğu için 1'e e eşittir. İki tarafı dt ile çarpınca da dx'in dt'ye eşit olduğu anlamına gelir. Peki, şimdi bu yer değiştirmeyi buraya uygularsak ne olur? İntegral. t eşittir sıfırdan t eşittir sonsuza olarak belirlenmişti, öyle değil mi? Peki, t sıfıra eşit olduğunda x neye eşit olur? eksi c'ye. Aslına bakarsanız bundan önce başka bir şey yapmamız lazım. Buraya gelmeden bunu sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Demek istediğim daha yer değiştirmeyi bile yapmadan orijinal integrale bir göz atalım. Bunun sıfırla sonsuz arasındaki integralini alırsak bu fonksiyon ne olur? sıfır olur öyle değil mi? Birim adım fonksiyonu bu şekilde ve c'ye gelene kadar bu ifade sıfıra eşit. Evet c'ye gelene kadar birim adım fonksiyonunun sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle c'ye gelene kadar her şeyin sıfırlandığını söyleyebiliriz. Kısacası t eşittir sıfırla t eşittir sonsuz arasında integral almamıza gerek yok. Hemen yazıyorum integrali t eşittir c ile t eşittir sonsuz arasında alabiliriz. e üzeri eksi st çarpı u alt indis t çarpı ft eksi c dt. Ve bu noktadan sonra da birim adım fonksiyonunun pek bir önemi kalmıyor. Tc'den C'den küçükken sıfırdı ama artık C'den büyük değerleri hesaba katmamız gerektiği için birim adım fonksiyonu 1'e eşit olacak. Bunu iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Burada ne yaptım? Alt sınır sıfırdı C oldu. Yer değiştirmeyi uygularken bunu neden böyle yaptığımı anlayacaksınız ama bunu şimdiden uygulamanın işleri kolaylaştırdığını da göreceksiniz. Birim adım fonksiyonu C'ye gelmeden bu ifadeyi sıfırlayacak. İntegralin fonksiyonun yani birim adım fonksiyon çarpı bunun eğrinin altında kalan alan olduğunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu da C'ye gelene kadar sıfıra eşit. C'den sonra ise E üzeri eksi ST ile FT eksi eksi c'nin çarpımına eşit olacak ve burada gördüğümüz şekilde bir nevi çılgınca davranmaya başlayacak. Eğrinin altında kalan alanı bulmak için c'den önce olan biteni görmezden gelebiliriz. Yani t'nin sıfırla sonsuz arasındaki değerleri yerine c'den sonsuza kadar olan değerlerini hesaba katabiliriz. Ne de olsa t eşittir c'den önce elimizde herhangi bir alan yok. Evet bunu değiştirerek aslında bunu elde etmek istemiştim. Sanırım şimdi çok daha anlaşılır oldu. Buna ek olarak söz konusu olan aralıkta birim adım fonksiyonunun biri eşit olduğunu da bildiğimize göre birim adım fonksiyonunu görmezden de gelebiliriz. Değeri biri eşit olacağı için integralimiz t eşittir c ile t eşittir sonsuz arasında e üzeri eksi st çarpı ft eksi t c dt'nin belirli integrali olarak sadeleşmiş olacak. Bunun birazdan daha da sadeleşeceğini göreceğiz. Bunu yer değiştirmeden sonra da yapabilirdim ama o noktadan sonra nedenini açıklamak şu an olduğu kadar kolay olmazdı. O halde artık bunu yani x eşittir t eksi c yer değiştirmesini uygulayabiliriz. Yeşille yazayım. t c iken x neye eşit olur? 0, öyle değil mi? Çünkü c eksi c sıfır eder. Peki, t sonsuza eşit olduğunda, sonsuzdan bir sabit çıkardığımızda da sonsuz elde edeceğimiz için üst sınır değişmeyecek, yani sonsuz olarak kalacak. e üzeri eksi s, t yerine bunu yazacağım, x artı c. Çarpı f t eksi c'nin x'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde buraya da x yazabilirim. Ve dt'nin yerine de dx. Aynen buradaki gibi. Hadi gelin baştan yazalım. Sıfırdan sonsuza. Bu parantezi açalım. e üzeri eksi sx eksi sc çarpı fx dx'in belirli integrali. Buradaki e üzeri eksi s c'yi integralin dışına çıkarabiliriz. Çünkü bunların x ile herhangi bir bağlantısı yok. Yani x'e göre sabit değerler. Evet e üzeri eksi s c'yi dışarıya alacağım. Ama kafanızı çok karıştırmamak adına sıfırdan sonsuza şöyle yazayım. e üzeri eksi s x çarpı e üzeri eksi s c tabanlar aynı olduğuna göre bu üstel ifadeyi bu şekilde ifade edebileceğimizi biliyorsunuz değil mi? fx dx'i de yazalım. Az önce de söylediğim gibi bu x'e göre sabit olduğu için dışarıya alabilirim. e üzeri eksi sc çarpı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi sx çarpı fx dx. Bu arada bunun Laplace dönüşümünü almaya çalıştığımızı ve tüm bunları da bu yüzden yaptığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? C'ye kadar olan birim adım fonksiyonunun, C'ye kadar 0 sonra da 1 bir olan birim adım fonksiyonundan bahsediyorum. Çarpı ötelenmiş bir fonksiyon olan ft eksi c fonksiyonunun Laplace dönüşümünü almaya çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra da bunun buna eşit olduğunu bulduk. Bir yer değiştirme ve bazı sadeleştirmeler yaptık. Ve sonuç olarak e üzeri eksi sc çarpı sıfırla sonsuz arasında e üzeri eksi sx çarpı fx dx'in belirli integralini elde ettik. Evet sanırım grafik tabletimde bir sorun var. Yazmakta biraz zorlanıyorum. İfadenin bu kısmının ilginç olduğunu düşünüyor musunuz? Bu nedir? Evet fx'in Laplace dönüşümü öyle değil mi? Hemen not edeyim ft ya da fx'in Laplace dönüşümü 0'dan sonsuza e üzeri eksi st çarpı fonksiyonun yani ft dt'nin belirli integraline eşittir. Yani buna. Bunların aynı ifadeler olduklarının farkındasınız değil mi? T yerine x kullandık ama bunlar birbirinin aynısı. Bunun t olması gerekiyor. E üzeri eksi st çarpı ft dt. Bunu da ft'nin Laplace dönüşümü olarak yazabilirdik. Yani istesem bunu sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi s y çarpı f y d y'nin belirli integrali olarak da yazabilirim. Bu belirli bir integral olduğu için buraya her şeyi yazabilirim. Y'ler ne de olsa kaybolacaklar. Bunu görmüştük hatırlıyorsunuz değil mi? Geriye sadece s'li bir ifade kalacak. Evet sonuç olarak bunun s'in bir fonksiyonuna eşit olacağını biliyoruz. İlginç değil mi? Bu f t'nin Laplace dönüşümünün bir ölçeklendirme katsayısı ile çarpımı. O halde yazıyorum birim adım fonksiyonu ile t eksi c'nin bir fonksiyonun çarpımının Laplace dönüşümünün e üzeri eksi s c, bu c ile buradaki c aynı c'ler çarpı FT'nin Laplace dönüşümü Bu tablete ne olduğunu gerçekten de bilmiyorum. Evet, FT'nin Laplace dönüşü Eşittir. Burası pek anlaşılır olmadı. E üzeri eksi SC çarpı FT'nin Laplace dönüşümü. Sonucumuz bu. Peki, ne anlama geliyor? düzeldiğini görüyorsunuz değil mi? Evet, bu ne anlama geliyor olabilir dersiniz ya da bununla ne yapabiliriz? Mesela pi'den başlayan birim adım vektörü. T'nin Laplace dönüşümünü bulmak istediğimizi düşünelim. Bunu bir de iyi bildiğimiz mesela sinüs t eksi pi ile çarpalım. Bunun bir öteleme yaptığımız anlamına geldiğini biliyorsunuz değil mi? Yine yine yazmamaya başladı. Eh, videoyu bir saniyeliğine durduracağım. Evet, bunu yaptığım için özür dilerim ama gerçekten de zorlanmaya başlamıştım. Ee, az önce ispatını yaptığımız sonucu bir kere daha yazayım birim adım fonksiyonunun c'de bir değerini alan birim adım fonksiyonunun sağa doğru c birim ötelenmiş bir başka fonksiyonla çarpımının Laplace dönüşümünün e üzeri eksi sc çarpı ft'nin yani ötelenmiş fonksiyonun Laplace dönüşümüne eşit olduğunu Gördük. Evet, videoyu durdurmadan önce bunu görmüştük. Bu eğer size Fransızca gibi geldiyse hemen bir uygulamasını yapalım. Az önce kalemim bozulmadan bunu yazıyordum. Pi'de bir değerini alan birim adım fonksiyonunun pi birim sağ ötelenmiş sinüs fonksiyonu ile çarpımının Laplace dönüşümünün e üzeri eksi c çarpı s c'nin pi'ye eşit olduğunu söyledik. O halde bunu e üzeri eksi P çarpı S olarak yazayım çarpı ötelenmiş fonksiyon yani sinüs T'nin Laplace dönüşümü. Sinüs T'nin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? 1 bölü S kare artı 1'e. Bu durumda bu videodan önce karşılaşsaydık son derece göz korkutucu bir ifade olduğunu düşüneceğimiz bu ifadenin Laplace dönüşümü bununla bunun çarpımına eşit. e üzeri eksi pi çarpı s çarpı bu. İsterseniz e üzeri eksi pi çarpı s bölü s kare artı 1 de yazabilirim. Bundan sonraki videoda birkaç örnek daha yapacağız ve Laplace dünyası ile T ve S'nin tanım kümesi ile zaman tanım kümesi arasında gidip geleceğiz ayrıca bunun farklı Laplace dönüşümleri yapabilmek ya da ters çevirmek için ne kadar faydalı bir sonuç olduğunu da göstereceğim